Bu alıştırmamızda montaj ortamında yeni bir parçanın nasıl tanımlandığını göreceğiz. Montaj modelleme yöntemleri içerisinde montajı oluşturan parçaların ayrı ayrı dosyalarda oluşturulması ve daha sonra bir ana montaj dosyasında toplanması mümkündür. Diğer bir yöntem olarak montaj dosyası içerisinde diğer parçalarla ilişkili bir şekilde yeni parçaların tanımlanması da mümkündür. Aslında bu iki süreç belli ölçülerde iç içe geçerek kullanılır. Dolayısıyla sadece ve sadece parçaların ayrı ayrı dosyalarda oluşturulup sonra montajlanması mümkün olmayacaktır. Sonuçta yeni parçalarınızı diğer bileşenlerle ilişkili olarak tanımlamanız gerekecektir. Montajda parça tasarımlı isimli klasörümün altındaki dosyayı açıyorum. Bu dosyada bir parçam zaten var. Şimdi ikinci bir parçayı buradaki parçayla ilişkili olarak oluşturacağız. Assemble şerit menüsünün altındaki create komutu, montaj ortamında yeni bir bileşen tanımlamak için kullandığım komuttur. Komuta girdiğimde öncelikle benden yeni bileşenin ismi istenir. İsim için bunu girdim. Kullanılacak şablon eğer var olan şablonlardan farklıysa şablonu buradan seçebilirsiniz. Yeni parçanın konumu, BOM yapısı buradan ayarlanabilir. Bu seçenek önemlidir. Constraint Sketch Plane to Selected Face or Plane seçeneği aktifse, o zaman benim parçamın tasarımında benden istenen ilk eskiz düzlemi yeni parçanın montajlanacağı düzlem olacaktır. Yeni bir parça tasarımında hatırlarsanız öncelikle bir ilk eskiz düzlemine ihtiyaç var. Inventor'da yeni bir parça açtığınızda XY düzlemi otomatikman ilk eskiz düzlemi olarak açılır. Dolayısıyla ilk eskizinizi burada çizersiniz. Burada da mantık aynıdır. Fakat burada ilk eskiz düzleminin sizin tarafından seçilmesi gerekir. OK ile devam ettiğimde Inventor bana ilk eskiz düzleminin hangisi olacağını sorar. Buradaki düzlemi işaretleyeceğim. Buradaki düzlemi işaretlediğim an dikkat ederseniz yeni bir parça tasarımına girdim ve o parça tasarımı içerisindeki ilk eskizim aktif duruma geldi. Project Geometry komutuyla buradaki yüzeyi işaretlersem bu yüzeye ait kenarlar bulunduğum düzleme iz düşürülür. Browser penceresine bakarsanız eskiz ikonunun yanında yeni bir sembol çıkmıştır. Bu sembol bir ilişkisellik anlamına gelir. İlişkisellikten kastettiğimiz ise referans aldığımız alttaki parçanın bu kenarları değişince otomatikman yeni tasarım yaptığımız parçanın bu kenarları da değişecektir. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönelim ve Extrude komutuyla bu eskizi 50 mm ile katı model haline getirelim. Bir eskiz daha tanımlayacağız. Yine üst düzlemi işaretleyip sağ tuştan New Sketch komutunu çalıştırıyorum. Zaten otomatikman bu kenarım iz düşürüldü. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönüp Extrude komutunu çalıştırıyorum. Bu sefer ekstrüzyon büyüklüğü 5 mm olacak. Şimdi Return ile montaj ortamına geri dönelim. İlişkiselliği göstermek için buradaki parçamı çift tıklıyorum ve parçanın düzenlenmesi için ilgili bölüme gidiyorum. Buradaki ekstrüzyon işlemimiz bizim kullandığımız kenarların boyutlarını belirleyen işlemdir. 150'ye çift tıklıyorum ve 130 olarak değiştiriyorum. Finish Sketch dediğimde öncelikle düzenleme yaptığım parçamın değiştiğini göreceksiniz. Şimdi Return ile devam edersem, dikkat ederseniz yeni parça tasarımında diğer parçanın kenar bilgilerini kullandığım için ve ilişkisellik korunduğu için otomatik bir değişim sağlandı. Elbette ilişkiselliğin kaldırılması gerektiği ya da ilişkiselliğin kurulmaması gerektiği durumlar olacaktır. Öncelikle ilişkisellik gerekmiyorsa seçenekler altında
Assembly bölümün içerisindeki Enable Associated Edge Loop Geometry Projection During In-Place Modeling seçeneğinin kaldırılması gerekir. Ya da parçamı seçip sağ tuş menüsünden Adaptive özelliğini kaldırırsam ilişkiselliği de kaldırmış olur. Şimdi yeniden benzer işlemleri yapalım. 130 olan ölçüyü 150'ye dönüştürüp Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönelim. Return ile montaj modelleme ortamına döndüğünüz an ilişkisellik kaldırıldığı için parçam otomatikman güncellenmedi. Bu ilişkiselliğin sonradan yeniden kurulması da mümkündür. Parçayı seçip sağ tuştan Adaptive dediğim an ilişkisellik yeniden kurulur. Böylece yeni parçanın geometrisi de otomatikman güncellenir.